Bismişah, Allah Allah. Başüryan, sine püryan, kılıç alkan. Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz, padişahımıza ayan. Üçler, yediler, kırklar, Gülbang-ı Muhammedi, Nuh-u Nebi, Kerem-i Ali, pirimiz, hünkârımız Hacı Bektaş-ı Veli, demine devranına hu diyelim. Bu sözler Yeniçerilerin ocağa girdikleri ilk günden şehit oldukları ya da hataları nedeniyle idam edildikleri son anlarına dek her gün ettikleri yemine ait. Onlar savaş zamanı padişahın, barış zamanı payitahtın koruyucularıydılar. Yürüdüklerinde yer titrer, vurduklarında gök inler, hu dediklerinde düşman kaçacak dili karardı. Dünya tarihinin en elit birlikleri arasında gösterilen Yeniçeriler öylesine etkiliydi ki onların en disiplinli ve en iyi durumda oldukları dönemde Osmanlı altın çağını yaşarken disiplinlerini kaybettikleri ve durumlarının kötüleştiği dönemler imparatorluk önce durakladı ardından çöküşe geçti. Bu altın birliğin askerleri kendilerini bildikleri ilk günden son günlerine dek ömürlerini Yeniçeri ocaklarında geçirdiler. Şimdi sizlerle 16. yüzyıla yani Osmanlı'nın altın çağını yaşadığı döneme bir yolculuk yapıp Yeniçerilerin bir gününe dahil olacağız. Yeniçeri Ocağı'nda bir gün geçirmeden evvel gelin bu ocağın mensuplarının kimler olduğuna bir bakalım. Yeniçeri olmak öyle kolay şey değil. Zaten isteyerek olunabilen bir şey değil. Osmanlı'nın topraklarına kattığı bölgelerde Müslüman olmayan ailelerin çocukları arasından en uygun olanları özenle seçilip payitahta getirilirdi. Bu çocuklar seçilirken pek çok farklı kritere dikkat edilirdi. Seçilen gayrimüslim evladı 7 ile 15 yaş arasında olmalıydı. Ne çok uzun, ne çok kısa, ne çok iri, ne de çok çelimsiz olmamalılardı. Zanaat ya da sanat bilen alınmazdı. Evin tek erkek çocuğu, az da olsa Türkçe bilen, köse olan ve çirkin bir görünüşe sahip olanlar istenmezdi. Seçilen her çocuk, sağlıklı ve ideal vücut tipine sahip olmalıydı. Payitahta getirilen seçilmişler, sünnet edilip Müslüman olduktan sonra Türk ailelerin yanına verilirlerdi. Burada, Türk-İslam geleneklerini ve Türkçe öğrenip ailelerin çiftliklerine çalışırlardı. En az 2, en fazla 5 yıl bu ailelerin yanında kalan çocuklar, Ketudalar tarafından denetlenirdi. Ocağa girecek meziyeti olmayanlar, başıbozuklar, şımarıklar, asiler, iş görmezler evlerine geri gönderilirdi. Terbiyeli ve çalışkan olanlar acemi oğlanı olmaya hak kazanırlardı. En az 5, en fazla 8 yıl acemi oğlanı olarak eğitim gören ve ağır işlerde çalışıp kuvvetlenen gençler arasından en iyileri Yeniçeri olarak ocağa kabul edilirdi. İşte bu birliğin dönemin en ölümcül birliği olmasının sebebi bu titiz seçim ve eğitimdi. Peki, yıllar sonra ocağa girmeye hak kazanan bu askerler günlerini nasıl geçirirlerdi? Yeniçeriler geneline ocak adı verilen ancak farklı kışlalardan oluşan bir alanda kalırlardı. Burada yer içer, burada eğitim görür, burada hayatlarını sürdürürlerdi. Her bir Yeniçeri sabah ezanıyla birlikte uyanır, abdest alır ve topluca kılınan namaza katılırdı. Yeniçeriler İslam'ın her farzını yerine getiren Bektaşi Müslümanları olarak yetiştirirlerdi. Hiçbir namaz vaktini kaçırmaz, güne namaz ile başlayıp namaz ile son verirlerdi. Onların bu denli gözlerini kırpmadan savaşmaları da buna bağlıydı. Savaş sırasında ölmeyi, şehit olmak kabul edenler için ölüm bir mükafattı. Ve ölümden korkmayan bir birlik, her üyesi yok edilene dek yenilemezdi. Sabah namazının ardından yemek yenmez, su veya çeşitli şerbetler içilerek alacakaranlık talimine başlanırdı. Bu talimde koşu, güreş, atlama ve halat çekme gibi vücudu zinde tutan ve dayanıklılık sağlayan çeşitli yarışlar yapılırdı. Gün tamamen doğduktan sonra Yeniçeri ağasının emriyle günün ilk öğünü yenilirdi. Yapılan kahvaltı oldukça zengin ve doyurucuydu. Osmanlı ordusunda en iyi beslenen birlik Yeniçerilerdi. Kahvaltıda çeşitli buğdaylardan yapılan çorbalar içilir, eşlikçi olarak bol bol meyve ve sebze yenirdi. Kahvaltı sırasında ve sonrasında Yeniçeriler hep bir arada olurlardı. Sohbetler ederler, birbirlerinin dertlerini dinlerlerdi. Bu sayede aralarındaki kardeşlik bağı güçlü tutulurdu. Çünkü bir Yeniçerinin anası vatan, babası padişah, kardeşleri ise diğer Yeniçerilerdi. Her biri önce hünkâra, sonra birbirine bağlıydı. Kahvaltının ve sohbetin ardından görevi olanlar görev yerine gider, kalanlar silah talimine başlardı. Elbette her birinin uzman olduğu ve daha iyi kullandığı bir silahı vardı. Ancak Yeniçeriler savaş meydanında her türlü silahı kullanabilmeliydi. Silah talimine her bir çeri yağlı mermerleri elleriyle tokatlayarak başlarlardı. Bu sayede elleri nasırlardan dolayı sertleşir, kuvvetlenip büyür ve bir süvarinin atını öldürebilecek kadar güçlü bir tokat atmalarını sağlardı. Ardından kılıç talimine geçirirdi.
biri uzun, biri kısa olmak üzere iki kılıç ile talim yapan dilaverler ardı arkası kesilmeyen kılıç darbeleri indirirlerdi. Öyle ki bir kez hız aldıkları zaman kollarını takip edebilmek mümkün değildi. Kılıç taliminin ardından Yeniçeriler en meziyetli oldukları silaha geçerlerdi. Putalara hiç durmadan ok yağdırırlardı. Avrupa'daki diğer askeri birliklerin en iyileri bile dakikada en fazla 8 ok atabilirken Yeniçeriler Türklere has olan bir teknik ve aldıkları eğitim sayesinde dakikada 25 oka kadar atış yapabilirlerdi. En iyi Avrupalı okçu 250 metreye zar zor ok atarken bir Yeniçeri'nin menzili Türkiye'yi azap yüzüğü, eğitimi ve kuvveti sayesinde 500 metrenin üzerine rahatlıkla çıkabilirdi. Ok talimi de sona erdikten sonra dünyanın ilk tüfek birliği olan Yeniçeriler bu modern silahı kullanmayı öğrenirlerdi. Tüfek birliğinde olmayanlar yalnızca kullanımı öğrenip eğitimi tamamlarlardı. Bir kılıççı ve okçu burada çok zaman harcamazdı. Öğleye dek standart talimler yapıldıktan sonra topluca öğle namazı kılınırdı. Öğleden sonra herkes kendi birliğinin silahıyla ana talimlerini yapmaya dönerdi. Okçu birliğindekiler ok atar, tüfekçiler ve el topçuları atışlar yapar, dilaverler kılıçlarıyla putaları parçalarlardı. İkindi vaktine dek durmadan yapılan talimler Yeniçeri'nin kuvvetine kuvvet katardı. İkindi vakti geldiğinde görevdekiler görevlerinden döner, nöbetçiler nöbet değişimi yapar, ardından topluca namaz kılınırdı. Namaz sonrası hep bir ağızdan dualar edilir ve yeminler içilirdi. Akşam vakti gelene dek dinlenilir ve kazanlar etrafında sohbetler edilirdi. Varsa ocaktaki tamirat işleri yapılırdı. Bu sırada akşam yemeği için bir grup ava çıkardı. Her Yeniçeri aynı zamanda çok iyi birer avcıydı. Bu sayede aylar süren sefer yolculuklarında aç kalmıyorlardı. Ve kendi akşam yemeklerini avlamak Yeniçeriler için bir gelenek haline gelmişti. Eğer padişah o gün devlet işleriyle meşgul değilse tam da bu vakitte ocağa iner ve Yeniçeri'yi dinlerdi. Hatta bazen yemeğini Yeniçeri ile birlikte yerdi. Padişahlar da birer ocak mensubuydu. Birinci ortanın birinci üyesi olan sultanlar Yeniçerilerin kayıt defterine baba olarak yazılırdı. Hatta her 3 ayda bir Yeniçeriler maaş aldığı vakit padişahlar da Yeniçeri zırhı giyer, ocağa iner ve temsilen ulufesini alırdı. Akşam vakti yaklaşırken yemekler hazırlanırdı. Yeniçeri kendi yemeğini kendi pişirirdi. Ocakta pek çok aşçı bulunurdu. Bu sayede kimse onları zehirleyemezdi. Hatta padişahlar bile bu yemekten gözlerini kırpmadan yerlerdi. Akşam ezanıyla beraber tüm birlik bir kazan bir kaşık karnını doyururdu. Karınlar doyduktan sonra hep birlikte akşam namazı kılınır, ardından kandiller yakılıp bilgi ve taktik talimlerine başlanırdı. Bu talimler sırasında askeri edep ve adap pekiştirilir, savaş meydanında oluşabilecek her durum için yeni taktikler geliştirilirdi. Öyle ki savaş sırasında her Yeniçeri yanındaki karındaşlarının nasıl konumlanacağını gayet iyi bilirdi. Bu sayede yıkılmaz bir duvar oluştururlardı. Yatsı ezanıyla talimler sona erer, cemaat haline kılınan namazın ardından herkes istirahate çekilirdi. Olağanüstü bir durum gelişmediği ya da özel bir gün gelmediği sürece Yeniçeri ocağında her gün böyle geçerdi. Hayatlarını talim, dua ve eğitim ile geçiren bu birlik savaş meydanında da ölümcül bir etki yaratıyordu. Sanılanın aksine Yeniçeriler savaşlarda en ön safta yer almazlardı. Padişahın etrafında 9 saf olacak şekilde konuşlanırlar ve emirlerini doğrudan padişahtan alırlardı. Osmanlı ordusu savaşı kaybedecekken sultanın emriyle hücum ederek pek çok kez savaşın seyrini değiştirmişlerdi. Savaş anında dünyanın ilk askeri bandosu olan Mehteran ile düşmana korku, orduya cesaret verirlerdi. Yeniçeriler Osmanlı İmparatorluğu için o kadar önemlilerdi ki Vezir-i Azam da dahil hiçbir paşa ya da devlet adamı onlara ceza veremezdi. Yeniçeri'yi ancak ocak mensupları cezalandırabilirdi ki bu çoğu zaman ocağın en önemli mensubu olan hünkârın ta kendisi olurdu. Yeniçeriler tarihteki en korkutucu birlikler arasında gösterilirler. Bu altın birliğin düşmana saldığı korkuyu anlamak için Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanan bir vakayı bilmek yeterli olacaktır. Sevgili dostlar, hikayeyi anlatmadan evvel size bir konudan bahsetmek isterim. Bildiğiniz üzere biz gelişmekte olan bir kanalız. Sizlerin yaptığı her yorumu dikkatle okuyan biri olarak kanalımızın hak ettiği yerde olmadığını düşündüğünüzü biliyor ve size katılıyorum. Ancak bu platformun bir gereği olarak destek almadığımız sürece büyüyemeyeceğiz. İstatistikler izleyicilerimizin %90'ının kanala abone olmadığını gösteriyor.
Eğer gerçekten bu kanaldaki içerikleri seviyorsanız ve büyüyüp daha geniş kitlelere erişmemizi istiyorsanız, abone olarak, içerikleri beğenerek, yorumlar yaparak ve en önemlisi paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü tarihin ve bilimin ışığını gelecek nesillere aktarabilmek için büyümeye ve büyüyebilmek için de sizin desteğinize ihtiyacımız var. Destek olan olmayan herkese şimdiden teşekkür ederim. Hadi şimdi gelin Yeniçeri'nin düşmana nasıl korku saldığını birlikte görelim. Hollanda halkı sık sık baş düşmanları Fransızların saldırılarına maruz kalmaktadır. Saldırmakla kalmayan Fransızlar bölge halkına işkence edip mallarını ve mahsullerini yağmalayarak onları ölme terk ediyorlardı. Bu baskıya daha fazla dayanamayan Hollandalılar dönemin en güçlü devletine ve onun muhteşem hükümdarına bir mektup yazarlar. O mektupta şöyle yazmaktadır. Yeryüzünün tek imparatoru Sultan Süleyman Han Hazretleri. Fransızlar haksız yere sürekli bize saldırmaktadırlar ve bizim onları durdurabilecek gücümüz yok. Sizin dünyaya adalet saçtığınızı biliriz. Lütfen adaletinizle bize yardım edin. Çocuklarımız aç kalmasın. Bu yardım çığlığına Sultan Süleyman şöyle cevap verir. Oralara kadar Yeniçerimi göndermeye lüzum görmüyorum. Fransızlar korkak bir millettir. Size 60 kadar Yeniçeri kıyafeti gönderiyorum. Bu kıyafeti askerlerinize giydirip sınırda nöbet tutturun. Bu sizi korkak Fransızlardan korumaya yetecektir. Kıyafetleri alan Hollandalılar Sultan Süleyman'ın dediğini yaparlar. İlerleyen günlerde tekrar saldırmak için gelen Fransızlar sınırda Yeniçerileri görünce korkudan ne yapacaklarını şaşırırlar. Çarpışmaya girmeden geri çekilen Fransızlar tam 8 yıl boyunca Hollandalılara saldırmaya cesaret edemezler. Kudretli Yeniçeri Birliği'nin kıyafeti bile bir savaşı bitirmeye yetmiştir. Bu kıyafet vakasının bir benzeri yakın tarihte tekrar yaşanmıştır. 1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu tüm ihtişamını kaybetmişken Bulgaristan topraklarında askeri ateşi olarak görev yapan bir Türk subayı Bulgarların Osmanlı'dan kurtuluşları şerefine verdikleri bir baloya davet edilir. Bu balolarda genelde Türk subayları Osmanlı'nın çöküşü nedeniyle Bulgarlar tarafından sık sık aşağılanmaya çalışılırlardı. Ancak o akşam davet edilen subay baloya bütün ihtişamıyla bir Yeniçeri kıyafeti giyerek gelmiştir. Ve bu kıyafet yüzyıllar önce olduğu gibi düşmanı korkutmaya yetmiştir.